Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Adını adalet koydum. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Reform diye vesayeti dayatan bir zihniyet. Her evet adalete davettir. Şehidimin anasını hakim huzuruna çıkarana hakkım haram olsun. 9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini görsünler. Adalet, nerede adalet? Her evet demokrasiye davettir. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Olmayan bir suçun savunmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret söylemlerinde bulundukları iddia edilmişti. Defne Joy Foster'la ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru maalesef reddedildi. Her evet özgürlüğe davettir, hukuka davettir. Yargıyı milletin üzerinde sopa olarak kullanan bir siyasi parti. Ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde daha fazla bekleyemeyiz. Bu mesajın nereye gittiği bellidir. Ölmek istemiyoruz dedi. 2 gün sonra polis 13 kadının evine operasyon düzenledi. 2 öğrenci okullarından gözaltına alındı. Gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Görüldüğü gibi bu kanun keyfe keder bir düzenleme değil. Acil bir ihtiyaçtır. Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Yasaklarla ayakta dur. Sonu gelmiş bir iktidar. İktidar için konser ve festivalleri yasaklamayın. Kaymakamlığın kararıyla. Evi sağlığı, toplumun huzuru. Kusura bakmasın. Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Aklının değil, suçlunun güçlü olduğu ucube bir sistem. Elinizde ne varsa çıkarın diyor. Bu belgeler tarafa geldi. Bir bavul içerisinde. Orijinal belgelerle birlikte. O gizli tanık 18 yıl boyunca dağda kalan PKK'lı Şemdin Sakık'tan başkası değil. Herkes huzurunda Savcı Zekeriya Öz'e ülkemin yarınlar adına minnettar mıyım teşekkür. Bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadı. Silivri'de tiyatro yok. Eğer bu anlamda savcılık serbest. Hukuku guguk etmeye çalışan bir tek adam. Yargıya güven giderek yükseliyor. Böyle bir şey yok. Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. İmkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek tutuyorum. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.